Bu adamın büyük psikolojik sorunları var ve evinde binlerce fare besliyor. Üstelik etrafındaki insanlar da bu durumun farkında bile değiller. Patronu ise onun son dönemdeki performansından hiç memnun değil ve onu işten çıkartmak için bahane arıyor. Fred'in bakması gereken bir de yaşlı annesi var. Ama adam artık çok bunalmış durumda. Tüm bunların ortasında onun tek dostu ise beyaz faresi. Fred geceleri onunla uyuyor ve her hafta ona duş aldırıp özenle tüylerini tarıyor. Ama adamın garip davranışları artık dikkat çekmeye başladı. Bu uygunsuz davranışlar da patronun onu işten atması için fırsat vermeye başlamıştı. Bunun üzerine adamın aklına bir fikir geldi. Ve intikam almak için farelerinden destek almayı planladı. Gece olduğunda birkaç dostunu çantasına doldurdu. Daha sonra onları yanına alıp patronun evine doğru yola çıktı. Patron büyük bir malikanede yaşıyordu. Bu yüzden adamın evine doğrudan giremeyecekti. Ama zaten onun planı da bu değildi. Evin arkasından dolanıp garaj kapısının önüne geldi. Ve çantasını açıp dostlarını serbest bıraktı. Devamı 2. bölümde. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu adam çantasındaki fareleri serbest bıraktı. Dışarı çıkan fareler ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyordu. Ve doğrudan kapının altındaki plastiği deldiler. Daha sonra da garajdaki arabanın tekerlerine saldırdılar. Burası adamın patronunun eviydi ve patronu onu işten atmayı düşündüğü için adam bir intikam planı hazırladı. O esnada yatak odasının ışıkları yandı. Korkuya kapılan adam farelerini toplayıp oradan uzaklaşmak istedi. Ama patronun köpeği onun peşine takılmıştı. Köpek çok gürültü çıkartınca adam onu da çantasına koymayı düşündü, tekrardan yoluna devam etmek istedi. Ama köpek artık daha çok havlamaya başlamıştı. Bu yüzden onu geri bırakmak zorunda kaldı. Fred ertesi gün işe gittiğinde oldukça mutluydu. Çünkü patronundan ufak da olsa bir intikam almayı başarmıştı. Ve o gece beyaz faresine sarılıp mutlu bir şekilde yatağa girdi. Sabah olduğunda yaşlı faresi yatağın ucunda onu bekliyordu. Fred öfkelenip ona bir tekme attı. Çünkü bu fare ona sadece kötü bir haber olduğunda yaklaşıyordu. Ve adam aşağıdaki yatak odasına indiğinde üzücü bir manzara ile karşılaştı. Yaşlı annesinin ölümü Fred için büyük bir yıkım olmuştu. Cenaze törenine ise sadece yan komşuları gelmişti. Yan komşusu olan bu kadın Fred'in yalnız hissetmemesi için ona kedisini vermek istedi. Ama kadın bu adamın evdeki sırlarından henüz haberdar değildi. Devamı 3. bölümde. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu sarı kedi bir haftalığına yeni bir evde kalacaktı. Fakat bu ev binlerce fareyle doluydu. Ve fareler kediyi görür görmez onun peşine düştüler. Çünkü evin her yeri farelerle doluydu. Ve ev sahibi olan adam farelerini özenle besliyordu. Ertesi gün Fred, bir sorun çıkmasını istemediği için en sevdiği iki faresini yanına aldı. Fakat onları iş yerine götürmek çok akıllıca olmamıştı. Üstelik Fred o gün çok kötü bir haber aldı. Patronunun psikolojik sorunları olduğunu düşündüğü için adamı işten kovmuştu. O sırada içeriden büyük bir çığlık geldi. Sekreter kadın ofiste büyük bir farenin dolaştığını söyledi. Patron onları sakinleştirip eline büyük bir sopa aldı. Fred'in fareleri eğitimliydi ve insanlara alışkın olduğu için onlardan kaçmıyordu. Bu yüzden patron onları kolayca buldu ve öldürdü ve Fred için bardağı taşıran son damla bu olmuştu. Çünkü bu fareler onun en yakın dostlarıydı. Adam akşam eve gittiğinde iyi bir intikam planı hazırladı. Ve tüm fareleri yanına alıp ofisin yolunu tuttu. Patron bu saatte misafir beklemiyordu. Gelen davetsiz misafirler patronu feci bir şekilde katletmişti. Fred geride delil bırakmak istemediği için eve döndüğünde fareleri odaya topladı. Ve içeriye dinamit fırlatıp onları öldürmek istedi. Fakat farelerden kurtulmak bu kadar kolay olmayacaktı. Adam gece boyunca eve farelerin girebileceği her yeri kapatmaya çalıştı. Çünkü artık yaşamını değiştirip kendisi için yeni bir hayat hazırlamak istiyordu. Ama evi toplarken bir yırtık fark etti. Fareler artık evin içine girmişlerdi. Ve öldürülen dostlarının intikamını almak için adamın peşine düşmüşlerdi. Adam tüm kaçış noktalarını kapattığı için kendisi de evden çıkamıyordu. Bu yüzden sıkıştığı evinde artık yapabileceği tek şey, ona doğru yaklaşan feci ölümü beklemek olacaktı. Filmi sevdiyseniz videoyu beğenmeyi ve sayfayı takibe almayı unutmayın.